Evet, şimdi e, o gece birçok basın mensubu zaten maç bitimi stattan ayrılmadı. E, ayrılanlar geri döndü öyle diyelim ve bu toplantının sonucunu beklediler. Aslında o gece belliydi sonuç ama bu sabah saatlerinde evet. duyuruldu diyebiliriz. Kartal Yiğit sana bırakacağım sözü. E, bu noktaya nasıl gelindiği çok tartışılıyor ama aslında daha çok merak edilen o, o gece neler Hı. oldu? Bundan sonra ne olacak? Şimdi Melike, maç zaten bir enteresan başladı. Yani Beşiktaş'ın gol attığı anlarda bile tribünlerden protesto sesleri yükseliyordu. Ayrıca federasyon başkanına olan tepkiler, federasyon başkanı stat'tan ayrılışı çok böyle kaotik bir ortam vardı. Yani uzun yıllardır belki Beşiktaş ilk kez böylesine gergin bir maç oynadı. Şimdi karşılaşma bitiminde ben şeye gittim basın toplantısına. Ee, orada bir şeyler olacağını hissettim. Nereden anladın diyeceksiniz. Şenol Hoca her zaman geç gelirdi toplantılara. Ve rakip takımın teknik adamı daha önce, e, belki de kurallar gelişti e, misafir oldukları için, e, önceleri onlar gelirdi. Bu kez çok farklı oldu. Maç bit, biter bitmez hemen, çok fazla arada zaman olmadan, Şenol Güneş basın toplantısına böyle alelacele geldi. Ben hatta oradan bir şüphelendim, kuşkulandım. Bizim medyadaki görevli arkadaşlara dedim ki, yani hoca niye böyle hemen geldi normalde, gelmezdi erkenden. İşte öbür rakip bir takım, teknik adamı daha Mikson'da falan dediler. Belki de onlar da bilmiyordu ya da biliyordu, söylemek istemediler. Peki. Onu söyleyeyim. Ama ben bir şeylerin olacağını hissettim. Yani Şenol Hoca'nın... Ee, yönetimin toplanacağını öğrenmiştim Şenol hoca'nın da oraya gitme ihtimali yüksek kuvvetli muhtemel olduğunu hissettim Çünkü e, gelip hemen bir anda oraya gidecekti Şimdi e, Şenol hoca üzgündü toplantı Ben de soru sordum Bocalla olan soru, sıkıntısı var mı aralarında diye üzgündü bir gerginlik vardı. Ve daha sonra tabi bu medyaya da düştü. Beşiktaş yönetimi olağanüstü bir toplantı haline girdi. Ve Şenol Hoca da bu toplantıya çağrıldı. Şimdi yaşananları ben buraya not ettim. Ve diyalogları not ettim daha doğrusu. Saat gece yarısı iki, yani iki buçuğa kadar süren bir toplantı. Yaklaşık işte Şenol Hoca bir buçuk civarı ikiye kadar Şenol Hoca kalıyor. Daha sonra Şenol Hoca, Güneş gittikten sonra toplantı devam ediyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Kongre kararlı ne yapalım şeklinde. Şimdi ilk etapta tabi moraller bozuk. Başkan Ahmet Nurçebi şanol Güneş'e tabii bu sonucun nedenlerini soruyor. Nedir? Takımda bir şey mi var? 2-0'dan işte nasıl maçı veriyoruz şeklinde. Normal bir maç değerlendirmesi yapılıyor. Ardından Konuya giriliyor. Daha e, Başkan Çebi e, hocanın geleceğiyle ilgili bir e, lafa girmeden Şenol Güneş e, söze giriyor. Aynen şunları söylüyor. E, ben de sizler de hata yaptınız. Ben çok yoruldum. E, artık çekilmek istiyorum, dinlenmek istiyorum, yapamayacağım. Aynı Valerian İsmail'de olduğu gibi. Valerian İsmail'de demişti ben yoruldum yapamayacağım. Bu çok önemli. Hadi Valerian İsmail genç, tecrübesiz bir teknik adam diyebilirsiniz. Ama Şenol Güneş tecrübe Şenol abidesi. Şenol Güneş'ten yoruldum evet. yapamayacağım. Ben İlginç. hiç beklemez. Yani bir önceki ayrılığı çok farklıydı. Tabii. Orada bir milli farklı takım vardı. konusu vardı. Teklif vardı. Takım artık hani iki şampiyonluk evet. ardından. Hani Yönetim içinden sezon, istemeyenler vardı. Yönetimle yaşadığı, evet o dönemin mevcut yönetimle yaşadığı sorunlar vardı. Hani çok farklı bir sürü matematik vardı. Evet. Ama şimdi yoruldum. Aynen Peki bunu Şenol demiş. Güneş bu tarzı değil. değil. Bu kesin bilgi yani bunu isterse herkes sorsun. Yoruldum yapamayacağım Valerian'dan sonra. Demek ki Şenol Güneş dahi olsa bu baskıyı belki kaldıramayacak konuma gelmiş. Bunu deyince tabii herkes şaşırıyor. Yani belki Şenol Hoca'dan beklemiyorlar. Belki başkan da Şenol Hoca'nın istifasını istemeyecekti yani. İlk Şenol Hoca bunu söylüyor. Ben hata yaptık diyor. Ben de yaptım, siz de yaptınız diyor. Bu da enteresan yani. Yani e tabii de ama bu söylüyor. Şenol Güneş'in tarzı işte. Tabii, yani, tarzı e, söyleyebiliyor. Yönetime bunu rahat rahat söyleye söyleyebilen e, tabii, bir teknik Tabii tabii başkası diyor. söyleyemez belki. Evet. Şimdi ben açıkçası şöyle klişe bir e, klişe bir laf vardır, söz vardır. Yıllardır Şenol Güneş hiçbir zaman istifa etmez. Bekler sezon sonunu ya görevden alınmayı bekler ama Şenol Güneş bu sefer kendi bırakıyor. O bu da ilginç. Bu evet. da çok ilginç. Ben beklemiyordum açıkçası Şenol Güneş'in e, kendisini istifa etmesini. Ama bunun da enteresan bir yönü var. Diyor ki Şenol Hoca Sayın Ahmet Nur Çebi Başkan diyor. Siz diyor beni e, görevden alırsanız bundan sonraki süreçte çok büyük e, sıkıntı çekersiniz. Tepki alırsınız. Zaten tribünler sizi istifa çağırıyor. Siz beni almayın görevden ben istifa edeyim. Çünkü bu iş ka e, iyice kaosa gider. İşin içinden çıkamazsınız diyor. Böyle olunca tabii başkan ve yönetim böyle bir geri çekiliyor, şaşırıyorlar yani Şenol Hoca'dan böyle bir şey beklemiyorlar. Öyle deyince tabii başkan böyle bir duraksıyor, ne diyeceğini toparlamaya çalışıyor, şaşırıyor. Hocam diyor o zaman yani teşekkür ederiz ya biz bu anlayışı gösterdiğiniz için sizden teşekkür ediyoruz diyor. Peki o zaman öyle yapalım diyor. nasıl açıklayacağız bunu diyor. Siz ne zaman bırakmak istiyorsunuz diyor. Ya bunun bir zamanı var mı diyor. Şimdi önümüzde mesela bir İstanbul spor maçı var. Başkan diyor ki bence bu son maça çıkın diyor. Ondan sonra bırakırsın. Zaten araya milli ara giriyor. Ondan sonra Şenol Hoca diyor ki peki o zaman diye bir düşünelim diyor. İstanbul spor maçın olmazsa çıkayım. Planlanan şu İstanbul Spor Maçı'nın öncesinde röportaj yapılıyor ya Mixon'da. Orada. Orada ben açıklayayım diyor hoca. Canlı yayında açıklayayım. Bunu konuşuyorlar toplantıda. Tabii tabii bunu zaten. konuşuyorlar. Canlı Hı. yayında ben açıklayayım. İstanbul Spor Maçı öncesi bırakayım işi diyor. Ondan sonra tamam o zaman diyorlar. Fakat ne oluyorsa sonrasında ertesi gün hoca ve yönetim fikir değiştiriyor. Hoca daha doğrusu ben tamamen bırakayım diyor. Siz de açıklayın diyor. Beş yaş yönetimi deklarasyon yayınlayarak. Şenol Güneş'le olan e, birlikteliğin sona erdiğini resmi olarak açıklamış oluyor. Şimdi o görüşmelerde enteresan bir şey daha var mesela. Hep... Ne olmuş olabilir de bir anda o karardan vazgeçti. İstanbul Spor Maçı öncesi açıklamaktan vazgeçti. Bununla Herhalde çok fazla yıpranmak... Baskı mı gördü? Baskı gördü. Yıpranmak istemediğini düşünüyorum ben. yani son Düşününce maça vaz çıktık. mı geçti? Sonuçta böyle anlaşıp sonra fikrini değiştiren bir şey olmuş Tabii, bir olması şey. Yani lazım. E, benim anladığım kadar ve duyduğum kadarıyla da daha doğrusu e, çok büyük tepkiler olacak İstanbul Spor Maçı'nda. Belki bu sefer hocaya da dönebilir. Yani hoca da ister istemez insan yani. Tamam. Yani şu ana kadar Beşiktaş e, tribünleri Şenol Hoca'ya şey işte istifa et e, şeklinde tepki değil. Sadece bir bu takım niye oynamıyor şeklinde işte o klasik tezahürat. Bunu bir bunu önceki önce söyledi. görevinde de yaptılar. Hatırlıyor musun? Tabii. Bunu bir önceki görevinde de yaptılar. Çok Ama doğru. Ama o dönem e, başka eleştiriler de vardı. vardı Yönetime yani, çok eleştiri vardı. Tabii farklıydı. Vardı. Farklıydı. Bu dönem Hoca'ya mesela hiç öyle direkt doğrudan ee, inanılmaz bir tepki olmadı. Hep başkana ve yönetimine oldu. Evet. O yüzden eee Şenol Hoca'nın bu İstanbulspor maçındaki kararından vazgeçmesi de bana herhalde o, o atmosferi yaşamak istememesinden kaynaklanıyor. Kaynaklandığını düşünüyorum. Yani şöyle ilginç bir şey söylemiş Şenol Hoca orada. Hepimiz hata yaptık derken mesela planlamada e, ortaklaşa hatalarımız oldu demiş. Yani hem kendisinin hem yönetimin transfer planlamasında yani orada demek ki hocanın dışında gelişen bir şeyler olmuş olabilir ama şunu da söyleyeyim hocanın da onayı olmadan bu transferler yapılmadı onu da dile getirelim. Benim düşüncem o serzeniş transferlerin geç yapılması yani kampa katılmaması getirilmemesi o yönden Şenol Güneş'in sıkıntısı. Ee, ve vardı. Ve bu sıkıntısını hangi artık son dakika olsa söyledi. bu problem gayet, yani. gayet doğal dile getirirdi. Ee, şimdi bir de şu var. Yani acaba hocayı bu duruma getiren etkenler nelerdi? Ben bas toplantısında sordum hocam yani e, oyuncularla aranızda sizin probleminiz mi var ya da oyuncuların sizinle mi probleminiz var? Valla benim duyduğum hiçbir şey yok Kartal dedi. Yani bana benim hissettiğime gelen bir şey yok. Ya, Kesin yok demedi. Duydum ve hissettiğim yok dedi ama ben sanki varmış gibi e, düşünüyorum. Özellikle yabancılarla Şenol Güneş'in arasında iletişim anlamında bazı problemlerin olduğu konuşulmaya başlamıştı son dönemde içeriden aldığımız bilgiler. Demek ki hoca bunu gördü, dayanamayacağını gördü. E Bir de tabi e, bu son e, maç bu olayın tuzu biberi oldu. Şenol Güneş hatalı kararlar verdi mi bence verdi. Ama bu kafasının dağınıklığından ötürü bu hataları karar verdi. hatalı kararlar verdi. Mesela son maçta da verdi. daha önce de Trabzonspor maçında da verdi. Buruj'da da verdi. Çıkardığı 11'ler tartışıldı. Değişiklikler tartışıldı. Bunlar hep Şenol Hoca'nın istifaya götüren nedenlerdi. ama tabii futbol hep söylüyoruz ya sonuç oyunu. Şenol Güneş de olsanız şata yapabiliyorsunuz. Ya yani 2-0'dan maç vermek tabii ki e, çok büyük bir krizdir Beşiktaş için. Hele hele böyle bir takıma karşı. Yani Lugano şu an Avrupa'nın e, en en azından yer alacak bir takım. Beşiktaş kimse kusura bakmasın. Yani Beşiktaş takımı öyle ya da böyle 2-0'dan maç, maç veremez Bir yani. maçlık bir şey değil bir ama. Yani hadi değil. Hani değil tabii, tabii ki değil. Her şey iyi olsaydı tabii. Beşiktaş'ta böyle bir yol kazası denebilirdi ama Adana Demirspor maçı, işte, Trabzonspor maçı, değil. genel olarak Bürü maçında Beşiktaş'ın performansı Tabii. bunların hepsi aslında biraz bu durumu getirdi. Üst üste geldi onu diyorum ya bu işin tuzu biberi oldu yani bu son maç. Ama şunu da söylemek lazım. Yani ben Beşiktaş taraftarı çok değişik yapıda bir taraftardır. Yani takımını her şartta olsun destekler. Küme ben hatırlıyorum çocuktum. Küme düşmüyor oynuyordu Beşiktaş takımı 80'lerde. Ve sen de hatırlarsın Hayri. Ee, bir Ali Samiyen stadında ben maça gitmiştim. O zaman her stadda oynanıyordu. Beşiktaş kara gümrükle oynuyordu. Yanılmıyorsam. Yenemediği takdirde iyice yaklaşacaktı dipleri. Kara gümrüğü zar zor yendi. Tribünler full. İşte aldırma kartal aldırma. O, o anlar çıktı o, o sloganlar. Böyle bir yapıya sahip ama. Mesela ben şunu yadırgadım Beşiktaş taraftarının yaptığını. Ya maç 2-0. Hala yönetim istifa, Çebi istifa. Bak maç bitsin yap protestonu. Ona bir şey diyorum protesto haktır. Siz evet. yönetimin kararlarını beğenmeyebilirsiniz. Ahmet Nur Çebi'yi istemeyebilirsiniz. İstifaya davet edebilir Gayet doğal. Kimse buna bir şey diyemez ki. Bu bir hak küfür etmedikten sonra bu protestoyu yapabilirsin ama bu takımı etkiliyor ve etkiledi. 2-0 olmuş 10 dakika kalmış Çebi istifa, yönetim istifa. 91. 90 dakika bitsin 91. dakika başta sabaha kadar. Kimse bir şey demez. Yönetim kısmı ile ilgili de merak ettiğim var. var, evet.